Merhaba, ben Lütfü Aysan. Bugün size 1 kW kompakt FM vericiyi anlatacağım. 1 kW kompakt FM verici, içerisinde DDS modülatör bulunan 1 kW'lık tek bir transistörle çıkış aldığımız çok verimli çalışan bir vericimizdir. DDS modülatör direkt olarak yazılımla modülasyonun, stereo kodlama işleminin ve RDS işinin yapıldığı bir modülatördür. Ses girişi analogtur fakat içerisinde direkt olarak dijitale çevrilir ses ve bütün işlemler dijital kodlamayla yapılır. Bu nedenle gürültü çok azdır ve pırıl pırıl CD kalitesinde ses alınır. 1 kW'lık transistör ise BLF178XR modelini kullanıyoruz. LDMOS transistördür ve yansımaya karşı çok dayanıklıdır. O nedenle anten hatalarında genellikle eski transistörler çok çabuk bozulurlardı. Bu transistör kolay kolay bozulmaz. Şimdi size genel özelliklerini ve nasıl çalıştığını menüyü anlatarak anlatmaya çalışacağım. Evet, 1 kW verici, kompakt verici, FTC1K model ve genel görünüm olarak 3 U yüksekliğinde bir kutu 19 inç raka yerleştirilebilir ve 60 santim derinliği var. Önünde 3 tane buton, 3 tane de led var. Bu ledlerden bir tanesi power limit, en üstteki yeşildir. 1 kW'a veya set edilen, ayarlanan çıkış gücü değerine gelindiğinde yeşil olarak yanar. Proses, alarm oluştuğunda alarmın yapması gereken işi yapıyor olduğunu göstermek için yanar, kırmızıdır. Fault ise bir alarm vardır ve verici yayını kesmiştir. Bu nedenle fault led'i yanar. Butonlar ise ok tuşları var. Yukarı ok ve aşağı ok tuşları ve OK butonu var. Bunlarla LCD menü, iki satır LCD menüde menüler değiştiriliyor ve gerekli işler onaylanıyor. Şimdi vericinin menülerine teker teker bakacağız. İlk menüde çıkış gücü, yansıyan güç görünüyor yalnızca. Sağ tarafta bunların ayarlanan limit değerleri görünüyor. 1000 watt'a ayarlanmış çıkış gücü, 82 watt'a ayarlanmış yansıyan güç. Bunun anlamı 82 watt'a geldiğinde cihaz kesecek ve fault led'ini yakacaktır. 1000 watt'a geldiğinde cihaz power limit led'ini yakacaktır. Şimdi ok tuşuna bir kere bastığımda, yukarı ok tuşa, bir menü çıkıyor. Bu menü amplifier voltajını gösteriyor. Diğer driver voltajı ve giriş gücü kompakt vericilerde disable edilmiştir. Yani bu korumalar çalıştırılmıyor bu vericide. Kompakt çünkü kendi içinde input power'ı kendisi düzenlediği için bunun için bir koruma koymaya gerek yok. Amplifier'larda bunları koyuyoruz. Burada da efficiency ve transistörün çektiği akım görünüyor. Çünkü transistörün çektiği akım IDC 23 amper şu anda 1 kW'da çalışırken. Verimlilikte %92 verimlilikte transistör çalışıyor. Bazı frekanslarda bu şekilde çok yüksek verimlilik.
Normal verimliliği %80-82 civarındadır bu transistörün tek başına çalıştığı zaman. Bir kere daha bastığımda deviasyon göstergesi geliyor. Deviasyon 0 ile 90 kHz arasında, şu anda bir ses girilmiş durumda ve ona göre değişiyor. Operating frekansı görünüyor. 98 MHz'i ayarlı cihaz şu anda. Ve heat sink temperature 25 derece. Yani transistörün bağlı olduğu soğutucu 25 derece sıcaklıkta şu anda. Çok çok iyi bir değer. Tekrar aynı birinci menüye geri döndük. Şimdi OK'ye basıyorum. Ve bu da başka bir menü sistemine geçiyoruz. Burada da güç ayarı, power adjustment yapılabiliyor. Bir kere daha bastığımda bu menünün içine giriyorum. Şu anda 1000 watt'a ayarlı cihaz. Ben bunu düşürüyorum basarak. Şu anda mesela 900 watt'a ayarlayayım. Şu anda 9 watt'ta, OK'ye tekrar bastım ve çıkış gücü gördüğünüz gibi 900 watt'a indi. Power limit değeri de burada yanmıyor. Çünkü power limit 1000'e ayarlı. 1000'e daha çıkmadığı için power limit LED'i yanmıyor. Yalnız cihaz ayarlanan güce kendini düşürdü. Biz tekrar basıp power adjust'ı tekrar basıp output power 1000 yapıyoruz. OK diyoruz. Power limit dedi yandı şu anda. Yani buradan OK'ye basıp diğer menüye geçiyoruz. Burada servis menü var. Stereo mono select var. Enable RDS, RDS settings, device ID, manufacturer ve çıkış için exit menü var. Ben power adjust'ı anlattım, şimdi sıra stereo mono. Mono yayın yapmak isterseniz buradan stereo ya da mono seçebiliyorsunuz. Stereo olsun bizim yayınımız. Tekrar basıyorum. Tekrar menüde enable RDS var. RDS devreye sokalım mı bunu belirlemek için. Enable RDS'ye basıyorum. Enable mı diye soruyor. Evet, enable diyorum. Yani izin verdim. RDS şu anda aktif oldu. RDS ayarlarını yapmak için tekrar OK'ye basıp OK tuşuyla bu sefer RDS Settings'e geliyorum. RDS Settings'de OK'ye basıyorum. Set PI diyor. PI, RDS'nin PI'ını ayarlamak için burada OK'ye tekrar basıyorum. Şu anda 40A8 ayarlı. Bunu buradan ayarlayabilirim mesela. A, E, F, B, 0 olsun. Bastım. PI yüklendi. Diğer PTY'ye bakalım. PTY'yi yüklemek için, seçmek için OK'ye tekrar bastım. Ve buradan PTY'yi mesela radyonuz hangi yayını yapıyorsa, mesela pop müzik yayınlıyor, bunu seçtim. Diğer PSN değeri, radyoların, araba radyolarının ekranında çıkacak 8 karakterli RDS bölümü burası. PSN'ye bastığımda Set Message Number 1. Buraya 8 tane satır, 8 karakterli 8 tane satır girebiliyoruz. Bunun ilk satırını, 1 numaralıyı giriyorum. OK dedim. Mesela diyelim ki A olsun. Hepsi A, 2, 4, 6, 7, 8 tane A. Tekrar bastığımda devam etmek istiyor musun diye soruyor. Continue, yes ya da no buradan seçilebiliyor. Ben devam etmek istiyorum. OK'ye bastım. Ve ikinci satıra geçiyorum. İkinci satıra da BBB diye yazalım. Bu da yüklendi. Devam etmek istiyor musun diye soruyor. Evet dedim. Üçüncü satırı bu sefer kaydedelim. Bu da CCC olsun.
Şaşırdım ama neyse, bu da böyle kalsın. Devam etmek istiyor musun? Hayır, ben 3 tane satır yayınlayacağım şimdi ve no dedim, devam etmek istemiyorum. PSN'yi de kaydettim. Bundan sonra RT bölümü var. RT daha çok ev radyolarında olan bir özellik. Radyo Tex bölümü. Radyo Tex bölümünü de okey diyorum. Orada da 8 tane satır yazabiliyorsunuz. Bunu da birinci satıra mesela yazıyorum. A dedim gene. İkinci satıra 2'yi seçip BBB yazalım. Karıştı, BB'den A'lar da oldu. 2 satır olsun bu da. No dedim, daha fazla devam etmiyorum. Ve şimdi RT'yi de yaptık. TA, trafik anonsu yaptığınız zaman basmanız gereken bir özelliktir. Ama bu cihazda trafik anonsunu seçebilmek için önüne gelip buradan seçmeniz gerekir. Bunların GPIO yolu olanları da var. Ama bu cihazda GPIO takılı değil. TA'yı aktif ya da pasif yapabiliyorsunuz yalnızca. Peki TA'yı ben aktif çok fazla beklediğim için menü değişti. Buradan RDS settings'e geldim. TA'ya geldim. TA'yı 10 yaptım. Tamam. TP trafik program var mı? O anda varsa bastınız. 10 yaptık. Alternatif frekans burada bir tane ayarlayabiliyorsunuz. Ben buradan 100.9 ayarlayayım. Ve çıkıyorum. RDS ayarlarımızı yapmış olduk. RDS ayarları yapıldıktan sonra yine OK'ye bastım ve o menüden sonra ne geliyor? Device ID. Oraya bakalım. Device ID'de cihazın vericinin modeli ve fabrikadan verilen bir seri numarası bulunuyor. Biz bu numaradan vericilerin garanti zamanlarını, nereye sattık vesaire, bunları takip edebiliyoruz. Kaybolursa verici kime ait olduğunu bize sorarak öğrenebilirsiniz. Buradan en son menüde manufacturer, bizim bilgiler var. Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda telefonumuzu hatırlamıyorsanız vericinin üzerinde manufacturer bölümünden buna bakabiliyorsunuz. Şimdi en önemli bölüm servis bölümü. Servis bölümüne girmek için mutlaka 4 haneli şifreyi bilmeniz gerekiyor. Vericilerde fabrika çıkışında 4 tane sıfırdır. 4 kere OK'ye bastığınızda 4 tane sıfırı girmiş oluyorsunuz. İlk gelen menü Power Limit. Ben Power Limit'i 1000 watt'a ayarlamışım şu anda. Ben bunu değiştirebilirim. Mesela 900'e indireyim. Şu anda vericimizin power limiti 900 watt'a indi. Bakalım ne oldu indiği zaman. Bakalım. Evet. Ve 900 watt'a geldi mi bakalım. 900 watt'a geldi, power limit yandı. Demin hatırlıyorsunuz 900 watt'a indirmiştik ama power limit yanmamıştı. Çünkü power limit'te 1000 watt yazıyordu o zaman. 1000 watt'a kadar power adjustment'la ayarlanabiliyordu verici. Şimdi 900 watt'a ayarlamış olduk vericiyi. Tekrar ben servis menüye gidiyorum. Şifremi giriyorum. Verici gücünü kesiyor bu arada buraya girdiğinizde. Temperature limit. Temperature limiti de kendiniz, şu anda biz fabrika ayarlarında 70 dereceye ayarlıyoruz. Temperature demek heat sink, yani soğutucunun sıcaklığı 70 dereceye geldiğinde cihaz kapatacak ve 50 dereceye kadar sıcaklık düştüğü zaman
cihaz tekrar kendisi başlayacak. Bu şekilde bir koruma algoritması var. Bunun için bunu 70 değil de mesela siz 60 olsun derseniz 60 derecede keser. Verici gördüğünüz gibi 25 derecede çalışıyor zaten, çok güvenli. Hava sıcaklığı, işte ortam sıcaklığı yaklaşık 20 derece. Peki yazın ne oluyor? 20 derece 25 olduysa bu, işte yazın 50 derece olsa 55 olur zaten. 60 derece olsa 65 olur. Dolayısıyla fazla ısınmayan vericilerin böyle avantajları var. Mesela şu anda 50 derece gösterseydi transistör sıcaklığı, hava sıcaklığı 20 derece olduğunda zaten kesecekti. Klima gerekiyordu böyle bir istasyon için. Ama bu vericilerin çalıştığı yerlerde çok büyük soğutma ihtiyacı yok. Gelelim deviasyon limite. Deviasyon limiti de 100 kHz seçilmiş. Bunu düşürüyorum ben mesela 90 kHz'e. Normal biliyorsunuz standardı 75 kHz'tir. 75 kHz olarak ayarlayalım. Ses deviasyonu 75 kHz'in üzerine çıkmayacak şekilde verici kendisini ayarlıyor demek bu. Peki preenfesiz seçimi var. Preenfesiz bazı ülkelerde 75 mikrosaniye, bizim ülkemizde dahil bazı ülkelerde 50 mikrosaniye. Biz bunu 50 mikrosaniyeye ayarlıyoruz. Device moda yalnızca yetkili teknik servislerimiz ve fabrikada girilen bir bölüm. Buraya normal kullanıcıların girmemesi gerekiyor. Çünkü bu bölüme girildiği zaman bazı alarmları iptal ediyorsunuz. Yani gerçekte bir alarm varsa, mesela yansıma var ve siz yansıma arızasını arıyorsunuz. Buradan şeyi de kapatırsanız, korumasını da kapatırsanız transistörü büyük ihtimalle bozarsınız. Eğer yetkili bir servis değilseniz ve bu işi yalnızca kullanıcı bazında biliyorsanız, o zaman bu device moda girmemenizi istiyoruz. Şimdi tekrar menüde ilerliyoruz. Set frequency bölümü var. Burada 98 MHz ayarlı şu anda. İstediğim frekansı ayarlayabilirim. Bunlar ayarlanırken verici kendisi gücünü kesiyor. Yani servis menüye girildiği zaman vericinin gücü, çıkış gücü sıfır. Ben 98.5'e ayarladım mesela. Set frequency'den sonra set maximum values var. Burada maximum amplifier voltajını belirliyorsunuz. 50 volt mesela bunda seçilmiş. 50 volta geldiğinde verici kendisini kapatır ve fault ışığını yakar. Bunları tek tek, maksimum driver voltage şu anda disable yapılmış. Çünkü driver voltajı kontrol edilmiyor şu anda burada. Maksimum input power disable yapılmış. Çünkü ölçmüyoruz input power'ı. Amplifier'larda input power koruması olduğu için bu kart aynen amplifier'larda da çalıştığı için ya da mesela verici satın aldınız, vericiyi amplifier'a çevirmek istediniz, aynı kutunun içinde bunun çevrilebilmesi için bu şekilde bir yazılım geliştirdik. Input power ayarını yapmıyoruz burada. Maximum amplifier current, bu çok önemli. 26 ampere ayarlanmış. 22-23 amper civarında çekiyor transistör 1 kW'da. 26 ampere geldiğinde verici fault ışığını yakar ve keser yayını. Kendi kendine tekrar vermez, çünkü akım alarmı çok önemli bir alarmdır. Transistör yakabilecek bir alarmdır. Kendi kendisine denemelere müsaade etmemesi gerekir ve etmez.
Buradan amplifier akımını istersek arttırabiliriz. Bu transistör 30-32 ampere kadar bozulmuyor. Yani 30 amper de yapabiliriz ama biz burada 1 kW'larda 26 amperi ayarlıyoruz fabrikada. Çünkü 22-23 çekiyor normalde. Akım arttıysa bir dengesizlik var demektir. O yüzden de alarm verdirmek istiyoruz vericiye. Ve çıktım. Yaptığımız ayarlar maksimum value, set maksimum values ayarlarıydı. Bunlar koruma devrelerine baz teşkil eden limit değerleri girdik. Evet, menülerin içinde bir de protection kontrol bölümü var. Bu bölümde sahadaki teknisyenler için çok faydalı bir bölüm. Tamir yaparken mesela gittiniz istasyonda verici ısı alarmı verdi. Ama siz biliyorsunuz ki bu ısı alarmı gerçek bir alarm değil. Çünkü hava soğuk, orası ısınmıyor. Vericiyi ölçtünüz, ısınmıyor. Gelip vericinin arızasını ararken ısı alarmını devre dışı bırakabilirsiniz. O iş protection kontrol menüsünden yapılıyor. Gene servis menünün içinde bunlar. Yani herkes yapamıyor. Yalnızca vericinin sahibinin bildiği bir şifre ile girebilecek kişiler yapabiliyor. Şifrenizi girip servis menüden protection kontrola geliyorsunuz. İçinde temperature protection var. Geldim. Ben bunu disable yaptım. Ve enable'da disable yaptım. Ve artık temperature alarmından verici kesmez. Yalnızca sorun temperature alarmıysa o anlık işiniz, yayınınızı devam ettirebilirsiniz. Emin olursanız. Bunu mesela reflection alarmı için, amplifier voltage protection mesela. Siz biliyorsunuz, ölçüyorsunuz amplifier voltajı 47-48 volt. Burada 50 volt demiştik amplifier voltajının koruması. Sürekli amplifier voltaj korumasından cihaz kesiyor. Var bir sorun vericinin içinde, bir şey olmuş. Ama siz bu sorunu tamirini daha sonra yapmak üzere buradan disable yaparak devre dışı bırakabilirsiniz. Bunların hepsi bir vericiyi yayında tutmak için yapılmış yazılımsal işler. Bunlar sahada teknisyenleri çok rahatlatan konular. Dolayısıyla burada başka ne var? Input power protection, bu vericide yok. Output power protection mesela, çıkış gücü sorunu yüzünden sürekli kesiyor verici. Onu da kapatabilirsiniz. Tabii hepsini kapatmanız için gerçekten ölçü aletleriyle ölçmeniz lazım. Bu hatalar gerçekten var mı? Reflected power protection'ı da kapatabilirsiniz. Mains current, zaten mains current'ı şu anda ölçmüyoruz bu vericilerde. Opsiyonel olarak mains current demek şebeke akımı demek. Şebeke akımını ölçüp verimliliği hesaplamak istiyorsanız, şebeke akımı arttığında vericiyi kesmek istiyorsanız, bu tür şeyleri opsiyonel olarak içerisine bir akım ölçen sensör koyarak yapılabilir duruma getirebiliyoruz. Bu menüden de çıktım. Şimdi sıradaki menü protection kontrolü geçtik. Calibration. Kalibrasyon o da kompakt vericilerimize özel bir konu. Her vericinin en iyi çalıştığı noktaya kendisini getirmesini sağlıyoruz. Nasıl yapıyor bunu? Kalibrasyona girdiğinizde bunu da normal kullanıcıların yapmaması gerekir. Mutlaka elinde ölçü aleti, wattmetresi ve bozuk bir yükü olan teknisyenler bunu yapabilir. Bizim fabrikada daha çok yaptığımız ayarlardır. Mesela frekansınız 88 MHz,
88 MHz'de bu vericinin en iyi şekilde kendisini ayarlamasını istiyorsunuz. Her frekansta bütün vericiler en iyi çalışamaz. Çünkü amplifierların kazançları biraz değişiyor. Modülatörün kazancı biraz değişiyor. Dolayısıyla verici kendisini optimum noktaya ayarlasın diye böyle bir menü koyduk içine. Ve bunun ayarlarını dediğim gibi mutlaka 1 kW'lık bir suni yük, 50 ohm suni yük olması gerekir ayarlarken. Bir wattmetreniz olması gerekir ayarlarken ve bir bozuk yükünüzün olması gerekir yansımayı yaptırabilmeniz için cihaza. Yani ne kadar yansıma yaptığını menüde görüp, wattmetrede görüp menüde ayarlamanız lazım. Buraya da şu anda girmiyorum. Password'ü değiştirebilirsiniz. Eski password'ünüzü girip yeni bir password şifre tanımlayarak işin yalnızca sizin tarafınızdan özelleştirilebilen bir verici haline bu menüyü getirebilirsiniz. Ve buradan çıkıyorum. Evet, vericinin menüleri bu şekilde. Vericinin arka tarafında da ses girişleri var. Ona da bakalım. Evet, vericimizin arkası da bu şekilde. İki tane ses girişi var. Tam ortada deviasyon ayarı için bir potansiyometre var. Ses girişlerinin nasıl bağlanacağı vericinin arkasına yazılmış durumda baskı olarak. Power supply burada, güç kaynağı. Çıkış burada. Ölçü aletiyle ölçüm, monitör çıkışı burada ölçüm için. Hava buradan çıkıyor. Dolayısıyla arka tarafının birazcık montaj sırasında boş olması lazım. Oradan emiyor, buradan havayı çıkarıyor. Vericimiz bu kadar. Şimdi bir ses verelim, bir dinleyelim. RDS'ler çıkıyor mu yazdıklarımız, onlara bakalım. Evet, şimdi çalıştıralım vericimizi ve RDS'yi burada görelim. Yazdığımız RDS BBB, CCC, AA vesaireydi. 98 MHz'e alıcıyı ayarladık ve gördüğünüz gibi RDS geldi. AAA ilk yazdığımız satır. BBB ikinci yazdığımız satır. CCC üçüncü yazdığımız satır. Üç satır yazmıştık. Bundan sonra AAA'ya dönecek ve dönüyor. Sesi de jeneratörümüzden girdik. Sesini de açalım. Güzel bir şarkıyla bu sunumu bitirelim.